Sizleri 50 yaşında bir coğrafya öğretmeniyle tanıştıracağız. Gülşen hocamız bir bisiklet tutkunu. Ancak bu tutku bisiklete akşam bineyim, hafta sonu gezeyim cinsinden değil. O bisikletiyle bakın nasıl bir yol kat etti. Yaşımı söylemek zorundayım galiba, 50 yaşındayım. Bir anda karar verdi, bisikletiyle Tekirdağ'dan Adana'ya yola çıktı. Kafama göre takılmaya başladım. 50 yaşındaki coğrafya öğretmeninin ilginç macerası Magazin 8'de. Bir günde karar verdim, bir günde bisikleti aldım. Değerli izleyenler, o tam bir macera perest. Hasan, söz sende. Bugün bir macera perestle röportaj yapacağız. O Tekirdağ'dan Adana'ya kadar işte bu görmüş olduğunuz bisikletiyle gitti. Şimdi kendisini tanıyacağız. Merhabalar. Merhaba. Sizi tanıyabilir miyim? Adım Gülşen Kurt. Tekirdağ'da yaşıyorum. Tekirdağ Namık Kemal Lisesi'nde öğretmenim aynı zamanda. Ne öğretmeni? Coğrafya öğretmeniyim. Aynı zamanda bisikletçiyim. Ancak bildiğimiz bisikletçilerden değil Gülşen hocamız. Yaşımı söylemek zorundayım galiba. 50 yaşındayım. Kafama göre takılıyorum diyecek kadar da sıra dışı bir öğretmen. Başladı işte merak kısa bir zamanda. Bisikletle çok yol almaya başladım. Hızlı bir şekilde gelişti olaylar. İşte festivaller çıktı. Sonra kendi başıma yurt dışına gitmeye başladım. Yunanistan'a gittim, Bulgaristan'a gittim. Öyle kafama göre takılmaya başladım. Efendim, bu hayatta planlar ertelenmemeli. Yaş kaç olursa olsun hem de. Bisikletle gittim. Hatta otobüslerle öyle turlarla gidenlere falan da acıyordum. Yazık hani böyle bir tatil mi olur diye. Ben çünkü bisikletle gitmekten daha fazla keyif alıyordum. İnsan bir anda seviyor, bir anda evleniyor. Çoğu kararı bir anda alıyor. Coğrafya öğretmeni Gülşen hocamız da bir anda bisiklet almaya karar vermiş. Bir anda, bir günde karar verdim. Bir günde bisiklet aldım. O gece hatta uyumadım. Bisikletimin alındığı gün çocuklar gibi onu gözümün önüne koydum. Uyuyup uyanıp onu seyrediyordum. Tekirdağ'dan yola çıkan ve Adana'ya bisikletle varan 50 yaşındaki bisiklet sevdalısı Gülşen öğretmen, bisikletine isim bile vermiş. Bisikletim, evet, Hayalet Rüzgar. İsmi de var. Evet, adı da var ve tanınmış bir şahsiyettir kendisi. Benden daha çok sosyal medyada tanınır. Ata, kediye, köpeğe, kuşa isim vereni duyduk ancak bisiklete isim vermek de hocamıza mahsus bir orijinallik olsa gerek. Bayağı bisiklet gibi değil, insan gibi davranıyorsun. Öyle davranıyorum çünkü bütün yol boyunca her yerde bana arkadaşlık etti. Böyle bisiklete can kurban valla. Bir de pedalları kendi çevirse yeridir. Bisiklet elektrikli mi? Değil, hayır, tabii ki elektrikli değil. Elektrikli değil. Tamamen kas gücüyle. Tabii ki tamamıyla kas gücünle dayalı. Yolculuk şahane, macera güzel ancak bir tek üzen konu var Gülşen hocamızı. 2,5 beden incelirim falan diye düşündüm. Faydası oldu mu? Hayır, faydası olmadı çünkü aç kalma korkusuyla biraz fazla tükettim sanırım. İnsan ne yaparsa kendine yapıyor değerli izleyenler. Gülşen hocamız Tekirdağ'da coğrafya öğretmenliği yapan bir kişi. Tek başına bisikletiyle Tekirdağ'dan Adana'ya giderek hayalini gerçekleştirdi. En büyük engel oğlumdu zaten. Oğlum hem bana çok düşkün hem de yalnız kalmak istemiyor doğal olarak. O büyük bir sorundu. Öğrencilerimden çok olumlu tepkiler aldım. Çünkü gittiğim yerlerin aynı zamanda fotoğraflarını çekiyorum. Ben yaz boyunca coğrafya dersini verdim zaten.